Arkadaşlar merhabalar, Dışatlar Bay Yasko Success Stories'e hoş geldiniz. Bu haftaki bölümümüzde yanımızda Ersin Bey var. Microsoft'ta çalışıyor. Bu hafta sizinle beraber Ersin Bey'in hikayesini dinleyeceğiz. Şimdi hazırsanız Dışatlar'a başlıyoruz. Abi hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için röportajı. Kimdir Ersin Genel? Bize kısaca bahseder misiniz? Adım Ersin, 39 yaşındayım. Normalde İstanbul'da yaşıyordum. Uzunca yıllar orada çalıştıktan sonra 3 yıl önce İrlanda yerleştik ailemle. Evet. Yaklaşık 2 yıl Verizon'da çalıştım. 1 yıldır da Microsoft'tayım. Oh, Microsoft. Ben Microsoft dedim ama girişte. O da Türkçe aksandan dolayı. Peki Dublin niye seçtiniz abi? Niye Amerika değil, Almanya değil de Dublin? Ya Avrupa istiyorduk zaten her şeyden önce. Dublin öncelikli yer miydi çok emin değilim. Başvuru yaptım, burası denk geldi, biraz öyle bir durum oldu ama daha çok Londra, Dublin, Amsterdam, Berlin bu tarz şehirleri hedeflemiştim. Peki Türkiye'de hangi okulda okudunuz? Lisede, üniversitede, İstanbul'da yaşadınız söylediniz gerçi ama. İstanbul'da yaşadım, evet. Yıldız Teknik Matematik mezunuyum. Çok zor bölüm abi ya, Yıldız Teknik Matematik. Türkiye'de Yıldız Teknik'i bitirmenin burada bir etkisi var mıydı? Atıyorum çünkü Yıldız Teknik iyi bir okul. Ben Kocaeli'den mezunum. Kocaeli'den mezun biriyle Yıldız Teknik'in bir şey fark etmiyor sanırım burada. Türkiye'de biraz fark ediyor gerçi de. Ya şöyle... Emin değilim. Şimdi ODTÜ ve Boğaziçi'nden mezun olup burada çalışan arkadaşlarımız var. Bilkent'ten mezun olup, yani Türkiye'nin iyi üniversitelerinden mezun olup burada çalışanlar var. Belki onlara da sormak lazım. Benim üniversitem hani o seviyede bir üniversite değil sonuçta. İyi bir üniversite ama en iyi üniversitelerinden biri değil. Bir etkisi var mı? Bence yok. Kendi üniversitem açısından söylüyorum. Genel olarak aslında bir lisans bölümünden mezun olmak yeterli. Daha çok üniversiteden ziyade tecrübeniz ya da işte istekli olmanız daha belirleyici bence. Benim için işin en önemli kısmı aslında bu röportajın şeyi de bu. Kaç para abi? Bize parayı söyle. Yani bir yazılım mühendisi Türkiye'den buraya gelse veya bir yazılım mühendisi, datacı buradan mezun olsa, işe başlasa Microsoft'ta ortalama ne kadar maaşla başlar? Ya zor bir soru ama bu tarz durumlarda bence aralık belirtmekte fayda var. Aralık aynen. Yani minimum rakamlar bence 60 bin civarındadır muhtemelen. 60 bin euro yıllık. Güzel para. Abi güzel para. 60 bin euro. Vergi konuları unutmamak lazım tabii. Vergi aynen. Vergi zaten buranın kanalın yani, yarısı oraya geleceğim 60 tabii. 60 bin ile 120 bin euro arasında yan haklara bağlı. Mesela Microsoft'ta çalışırsanız stok alma olasınız var. Stok ne oluyor abi? Stok şey yani. Şirketten hisse alabiliyorsunuz mesela. Aa. İşe başladığınız zaman size hisse veriyorlar. Ya da işte yıllık bonuslar var. Yıllık bonus olarak hisse de veriyorlar. Kısacası bu şirketten şirkete değişiyor. Net bir rakam vermek çok zor. Ben burada yeni başlayan için bu değil mi? Ya yeni başlayanlar için değil aslında bu. Tabii ki tecrübe de gerekiyor biraz ama. Ya şöyle, bazı şirketlerin yan hakları fazla demek istiyorum sadece. Burada net bir rakam söylemem çok zor. Bekar bir kişi için bence, tek başına gelecekse eğer, bu rakam 50 bin euro civarında olmalı. Aile varsa eğer, evet. Bunun minimum 60 bin euro civarında olması gerekiyor bence. Bu parayı kazanıp para bile biriktirebilirsiniz, öyle söyleyeyim yani. Abi, ama zamanla dediğim gibi bu rakam zamanla 80 bin, 100 bin, 120 bin yani 200, aradan 200 bin falan çıkar mı? Aradan yıllar geçince ya şöyle gerçekçi olmak gerekirse ben bir yazılım yöneticisinin 130-140 civarında çıkabileceğini düşünüyorum ama o tarz rakamlar için şey gerekiyor. Belki zamanla kendi şirketinizi açıp şeyi verebilirsiniz. Kontrat bazlı çalışabilirsiniz. Belki o tarz bir modeldi. Çünkü o tarz durumlar da günlük maaş veriyorlar. Ve günlük maaşlar da yüksek oluyor. Sadece arada galiba vergi olayı var. Vergi olayına girelim burada isterseniz. Bu... Ya vergi şöyle oluyor. Şimdi asgari ücret 27 bin civarında galiba. 27 bin euro civarında. Bunun yıllık vergisi 3 bin euro civarında. Yani 27 bin euro kazanıyorsan 2000 euro civarında maaş alıyorsun. Evet. Sadece devlete 3000 euro veriyorsun. Maaş yükseldiği zaman vergi dilimleri artıyor. Kesinti de artıyor. Evet. Yani şöyle ki 70 bin euro ile 80 bin euro maaş arasında çok radikal bir fark yok arada. Kesinlikle. Ve bu da aslında şey sağlıyor. Gelir adaleti dediğimiz bir konu var. Yani zengin daha fazla vergi veriyor.
düşük gelirli olan kişi daha az vergi veriyor. Rakamlar çok artarsa böyle çok komik farklar oluyor arada yani. Hani ne bileyim, duyduğunuz zamanki etki aylık maaşa etkisi aynı oranda değil. Yani bayağı düşük oluyor. Peki abi, Microsoft'ta çalışıyorsun. Yani Microsoft bizim için bir yazılımcı olarak benim de bir kariyer hedefimde olan bir yer. Orada çalışan biri olarak o ortamdan bize bahseder misiniz? Çalışma ortamı nasıl? Nasıl başvurdunuz? Nasıl girdiniz? Türkiye'den buraya nasıl geldiniz? Ortamdan çok bahsetmek isterdim. Çok edemiyorum çünkü pandemiden dolayı ben ofise gidemedim henüz. Daha hiç çalışmadınız mı ofise? Ofise sadece iş görüşmesi yapmaya gitmiştim. Onun dışında maalesef gidemedim. Bu arada ofis çok güzel. İrlanda'daki ofisi. Bayağı büyük. Hatta bizim çalışacağımız binada yenilendi komple. Bayağı işte güzel şeyler var. Mesela garaj diye bir bölüm var içeride. Orada 3D printer'lar var. Mesela gidip onları ücretsiz olarak, hiç harcam yapmadan yani, ücretsiz olarak kullanıp orada projen varsa mesela onu hayata geçirebiliyorsun. Microsoft'ta veya Google'da bu firmalarla çalışırken işte özellikle kadınların işte makyaj yapılması falan sizden fazla istenmiyor. Rahat rahat gidin, takılın. İşte pufuduk armut koltuklar var. Bilardo salonları, oyun salonları. Aslında Google vari işler biraz, ortamlar onlar. Muhtemelen Microsoft'ta vardı, bilmiyorum yani, ama önemli olan şu, şirket kültüründe bu tarz bir konu var mı yok mu? Yani önemli olan şey değil. Biraz orada kıstasları doğru belirlemek gerekiyor. Önemli olan bir şirketin içine gidip PlayStation koyup insanlara değeri onun üzerinden ölçmek değil. Önemli olan şu, şirket olarak çalışanına değer veriyor musun? Bence konu bu yani. Hani ben Microsoft değer veriyorum mesela, peki abi. Ben ilgilenmiyorum mesela şey konularıyla. Önemli olan kişiye karşı olan davranışı. Ben bu konuda Microsoft'tan çok memnunum. Özellikle pandemi sürecinde eşimle ilgilenmem gerekiyor, ailemle ilgilenmem gerekiyor. Bazen çalışma saatlerinde bile vakit bulamıyorum çalışmak için. Küçük çocuğumuz olduğundan dolayı. Ya bu süreçte hiçbir sorun yaşamadım mesela. Çok yani cool. Bu oraya koydukları bir PlayStation'dan daha değerli. Örnek veriyorum. Yani isim vermek istemiyorum ama bazı iş yerlerinde PlayStation'a vardı ama hiç birinin gidip PlayStation'a oynadığını görmedim. Neden? Çünkü insanlar kafalarını kaşıyacak vakit bulamıyorlardı iş yoğunluğundan dolayı. Örnekler çoğaltılabilir ama burada temel mesele şu, insanlara değer veren, yani insanları işin önceliklendiren diyelim şirketler bir şekilde fark yaratıyor. İnsan odaklı olmaları yeterli bence bana kalırsa. Ben Microsoft'ta o anlamda inanılmaz memnunum. Yani ve bu anlamda tavsiye ediyorum kesinlikle. Yani hani hayatımda kendi adıma aldığım en önemli karardı. Peki abi, Türkiye'de çalıştığınız firmalar büyük firmalar mıydı? Kurumsal yoksa normal atıyorum sizde startup firmaları falan mıydı? Türksel Global Bilgi'de çalıştım. Hürriyet'te çalıştım 4 yıl kadar. Yani kurumsal büyük şirketler de vardı. Küçük şirketler de vardı aslında. Hatır sayılır yerlerde çalıştım sonuç olarak. Tabii. Bence bizim genel olarak şirketlerimiz fena seviyede değiller. Mutluluk açısından diyorum. Hani oradaki ya, mutluluk, buradaki mutluluk. Pek kıyaslanacak seviyede değil yani maalesef. Yani burada bariz bir fark var arada. Peki dediğim gibi şu an birçok öğrenci var Türkiye'den. Genç var bizi izleyen. Onlar belki Microsoft'a başvurmak istiyor ama akıllarında bir soru işareti var. Dediğim gibi Microsoft bizim için üst seviyede. Peki bu onların bu düşüncesini kıracak şeyler, atıyorum siz dediniz ya çok da zor değil benim için Microsoft'a girmek falan dediniz. Bir bu, hani bunun hakkında ne söylemek istersiniz? İkincisi de buraya girmek için çok fazla bir İngilizce, upper seviye bir İngilizce bilmeye gerek var mı? İngilizce gerekiyor. İngilizce bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani İngilizceyi daha basit seviyede konuşup derdimizi nasıl anlatırıza yönelmemiz gerekiyor. Yani mükemmel bir gramer yerine sorunumuzu karşı tarafa nasıl aktarırız, buna konsantre olmamız lazım. İkinci durumda hiçbir şey zor değil. Yeter ki gerekli şekilde çalışalım ve gereklerini yerine getirelim. Yani bu Microsoft olur, başka şirket olur, küçük bir şirket olur. Gerektirdiği şekilde hazırlık yapılırsa bence girilemeyecek şirket yok. Önemli olan ne istediğini bir şekilde karar vermek, hangi alanda çalışılmak isteniyorsa ona göre de hazırlık yapmak. Burada zaten çok şanslıyız. YouTube var, işte Google var. Google'dan her şeye ulaşmak artık çok kolay. Bilgi erişim çok basitleşti artık. Bu olanakların hepsini kullanmak gerekiyor. Bir de şeyler var. Yani bu özellikle yazılım alanında görüşmeleri hazırlamak için kullandığımız bir sürü araç var. Araç gereç işte.
web sitesi var bunlarla ilgili. Bir sürü kaynak var. Yani bence bilgiye erişim internetle beraber biliyorsunuz çok gelişti, kolaylaştı ve şu an 20 yıl önceki, 30 yıl önceki bir insana göre daha şanslıyız yurt dışında bir işe başvurma konusunda. Kesinlikle. Kısacası sınırlar azaldı. İnternet sayesinde bu gücü kullanmak gerekiyor. Biraz da girişimci olmak gerekiyor. Yani hani denemek lazım, istemek gerekiyor. Belki bazen işte daha önce söylemiştik, eğleneceksiniz, üzüleceksiniz ama aslında bunlar hep daha iyi bir görüşmenin yapı taşları diyelim. Kesinlikle. Peki Microsoft'ta ne iş yapıyorsunuz abi genel olarak? İşi nasıl tanımlarsınız? Yazılımcı dediniz ama... Title'ım Software Engineer. Microsoft'ta bir yazılımcı aslında... Ne yapar? O anki projesi neyse ona göre işler yapar aslında. Hani bu belirli bir alana sıkıştırmak çok zor. Yani benim sorumlu olduğum bir proje var. O projenin gerektirdiği her şeyi yapıyorum. Bazen kod yazıyorum, bazen analiz ediyorum yapılacak işleri, bazen dokümantasyon yapıyorum, bazen ekip arkadaşlarımla işte bir şeyler tartışıyoruz ediyoruz. Kısacası bunda bir tam böyle bir çizgi çizmek zor ama klasik yazılım işlerinden de çok farklı da değil. Ama bir fark şu, sizden fark yaratacak şeyleri yapmanızı daha fazla istiyorlar. Bir projeye etkiniz %10'sa veya %20 ise ona göre yıllık yıl sonunda bonus alıyorsunuz galiba değil mi? Ya şöyle aslında belirli sabit bir miktar geliyor zaten aslında. Ama işte dediğim gibi eğer etkiniz daha fazlaysa, daha fazla farklı fikirler sunup daha fazla problem çözmüşseniz bu daha fazla maaş anlamına geliyor. Peki abi son olarak buraya gelmek isteyen birçok öğrenci, birçok aile var sizin gibi. Onlara buradan yapmak istediğiniz bir tavsiye, bir öneriniz var mı? Ya bu çok kişisel bir konu. Bazı insanlar için iyi, bazı insanlar için kötü olabilir. Ona emin değilim. Bu cevap herkesi de tatmin etmeyebilir sonuç olarak. Ama kendi adıma ben olsaydım daha genç yaşında gelmek isterdim. Sadece bu deneyimi yaşamak için bence çok güzel bir deneyim bana kalırsa. Dediğim gibi zor yönleri ve kolay yönleri var, güzel yönleri var, ağır yönleri var. Çeşitli şeyler öğretiyor size. Ama bence inanılmaz güzel bir deneyim. Kısacası bunu mutlaka yaşamak gerekiyor. Abi, yani bu fırsatı kaçırmayın bence. İnşallah. Arkadaşlar lütfen hiç beklemeyin. Eğer böyle bir idealiniz, böyle bir fırsatınız varsa korkmayın. Ben korkuyordum aslında başvurmaya. Ersin abi sağ olsun benim o korkumu aldı. Siz de eğer idealleriniz, hayalleriniz varsa hiç durmadan hemen bilgisayar başına gidin. Başvurabildiğiniz tüm firmalara, Microsoft'a, Facebook'a başvurun. Çok da zor değil artık dünyada bir yerden bir yere gitmesi. Abi ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederim. Çok memnun kaldık. Bir şey söylemek istiyor musunuz memlekete buradan? Selam. Sevgiler. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Memleketi selamlar.